Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyenlerimiz, bu haftaki Olgun Bakış programından hepinize selamlarımızı sunuyoruz. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi üzerinize olsun inşallah. Bu hafta da yine ülkemizin, ümmetimizin ve gündemimizin meselelerinden görüşmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Malumunuz yoğun bir gündemden geçiyoruz ülke olarak. Terör derken, şehitlerimiz derken, seçimler geldi, bayram geldi. Bu arada aslında ülkemizi birebir ilgilendirmiyor gibi gözükse de, Avrupa üzerinde konuşulsa da, bizi de asıl Müslüman olarak en çok bizi ilgilendiren konulardan bir tanesi mülteci konusu malumunuz. Mülteci konusunu ele alacağız bu hafta. Erken seçimden konuşmaya çalışacağız. Son olarak da kurbanla alakalı bir ifade kullanıp olayı toparlamaya çalışacağız inşallah. Bu hafta yine Levent Turna hocamız, Abdülkadir hocamız bizlerle beraberler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, safa bulduk değerli hocam. Allah razı olsun hocam. Hocam ben direkt konuya girmek istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun. Bu mültecilerle alakalı dedik, konuya başlayacak dedik. Şimdi İslam dünyasının, dinimizin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en netice Mekke'den Medine'ye bir hicret dönemi var. Biz muhacir diyoruz. Bu zaman zaman mülteci durumuna ifadeler olarak değişmiş. Ama en netice İslam dininin özellikle İslam kardeşliği üzerinde, mümin kardeşi üzerinde olan haklarından olup belli bir şekilde zorla veyahut da cebren, zorla veyahut da herhangi bir sebepten dolayı ülke değiştirmek, vatanı değiştirmek zorunda kalan Müslümanların durumu şu anda hep beraber gündemimizde. Bütün ülkelerde Avrupa bunu tartışıyor. Ülkemizde yoğun bir katılım var. Şükürler olsun biz Türk halkı olarak bundan gocunmuyoruz, sıkılmıyoruz. En netice bu herkesin başına gelebilirdi. Şükürler olsun biz vatanımızdayız. Rahatız, refah içindeyiz. Allah onların o duruma bizi düşürmesin ümmet olarak, vatan olarak inşallah. Ama velakin en netice kardeşlerimizle ifade etmiş olduğumuz komşularımızdan da böyle bir durum var. Biz ülke olarak bütün 27 tane Avrupa ülkesinin tamamından çok daha fazla, Arap ülkelerinden çok daha fazla, yani dünyadan çok daha fazla Türkiye her şeyle beraber 10 misli katında, 20 misli katında. Yani rakamlardan, bir tek ticari ve maddi rakamlardan bahsetmiyorum. İnsanlık olarak, insancıl olarak, komşuluk olarak, benimseme olarak her türlü, hem halk olarak hem devlet olarak Allah razı olsun. Herkes bir kucak açma içinde, mücadele içinde. Fakat geldi bu noktada bizim innemel müminun ihve ayet-i kerimesi gereğince müminler ancak kardeştir. Bizim bakıyoruz bugün mülteciler diye bahsettiğimiz kişilerin tamamına yakını Müslümanlardan oluşuyor. Ve bu Müslümanlar şu anda Avrupa kapılarında çok zor durumda, içler acısı durumda. Çocuklarıyla, bebekleriyle, zaman zaman medyadan da bunu ön plana çıkan dramalarını izliyoruz maalesef. Yani siz dünya Müslümanları olarak gerçekten biz bu imtihanda, dünya Türkiye olarak demiyorum, dünya Müslümanları olarak, yani bunun Arap ülkeleri, zengin ülkeler, varlıklı ülkeleri de içine katarak, bir Müslüman bir fert olarak bu imtihandan, bu olaydan başarılı bir sınav verdiğimizi düşünüyor musunuz? Veyahut da bu konudaki bize önerileriniz veyahut da düşünceleriniz nedir hocam? Sizden başlayacak olursak Levent hocam. Şu anda Muhammed hocam, şu anda içinde bulunmuş olduğumuz süreç hakikaten zorlu bir süreç. PKK ile uğraşıyoruz. Malum piyasalarda biraz yüksek bir kriz var. İnsan otomatikman bir enaniyetlerine düşer bu ortamda. Bunun yanı sıra işte komşu ülkemiz Suriye'de Ehl-i Sünnet büyük bir imtihan içerisinde. Savaşın girdabındalar. Bir rahatlık, bir esenliğe kavuşmak için ne yaptılar? Bir mülteci sıfatıyla beraber bir yere girmek istiyorlar. Kendilerine yeni bir ortam kurmak istiyorlar. Yeni bir hayatın içine girerler. Sıfır bir hayat. Bilmedikleri, lisanlarını bilmedikleri, ortamlarını, kültürlerini bilmedikleri bir ortama akın ediyorlar. Şimdi bununla beraber ben Türkiye'yi önde bas tutuyorum. Çünkü diğer ülkelere ben pek kulak kabartmıyorum. Çünkü nihayetinde onların zihniyetinde Hristiyanlıktan başka bir görüş yoktur. Yahudilikten başka bir görüş yoktur. Gelen kişiler zaten otomatikman onlar bir Müslüman kimliğiyle beraber geldiklerinden dolayı
ezici bir politika. Zaten onlar da tarih boyunca hep ne yapmıştır? Zuhura gelmiştir. Hep bu işi ne yapmadılar? Hiç aksatmadan Müslüman'a zaten zulüm hususunda birebir de zaten öyle temas olmuyor. Bir de esaret altında sığınmacı olayıyla beraber direkt onlara işte gördük ki kamplara sürdüler. Ben şimdi Türkiye'ye bakıyorum bununla alakalı. Türkiye'ye geldiklerinde zaten ekonomik bir sıkıntı vardı. Bunun altında ama gene bizim insanlarımızda imani boyutta, İslami hususta bu işleri %70, %80 ile beraber güzel karşılayan bir kesimimiz oldu. Güzel de başardılar elhamdülillah. Tabii yokluk bir acayip bir şeydir. İnsanlar kendine yetemediği takdirde dışarıdaki bazılarını yapmak istemez, görmek istemez. Bana kadar mı geldi bu iş diye başka bir yerden, devletten bekler. Madem sen çağırdın, sen ilgilen gibi iltifatlar böyle. Bu aslında biraz hoş olmayan ifadedir. Müslüman nedir? Yani bir bedenin bir uzvu gibidir. Birine bir parçasına, icabına bir şey bassa, bir iğne bassa ayağına, bunu bütün beden hisseder. Normalde bu hassaslığı yakalamamız lazım, bu şuuru yakalamamız lazımdı. Şahsi olarak memnuni gözle bakıyor musun? Pek memnun gözle bakamıyorum. Ama devletin bu hususta işte şartları, hususu, birebir muhtarların bu işe el atması lazım. Hangi bölge gidiyorsa oranın belediye başkanının, işte valisine varıncaya kadar, muhtarına varıncaya kadar, işte yerlerini buldular mı, yurtlarını buldular mı, kiralar hususunda, yaşama hususunda bu işi tamamen halka bırakılır gibi bir izlenim görüyorum ben. İşte kira olayları, yer bulma olayları, sığınma olayları, ne yediler ne içtiler, halkla birebir paslaştılar. Bu işi ben bazı muhtarları görüyorum mesela, kendi beldemde görüyorum. Yani bu işin üstüne fazla böyle şey yapamadı, ne gelir elden? Bana ne kadar destek verdi ki ben nasıl bir imkan sağlayabilirim? Ben bunu izledim. Bu daha şeffaf bir şekilde, daha güzel bir şekilde, daha şuurlu bir şekilde, madem ev sahipliği yapacaksın, kapınımızı açtın, ev sahipliğini Müslüman kimlikte daha evvelden böyle yaşananlara bakmak lazım. Ensar muhacir hususuna bakmak lazımdı. Ama tabii o şuur şeyde gölgede kaldı. Tamamen böyle bir insani olarak, bir Müslüman kimliği ön planda değil, içten gelen duygularla %10, %5 duygularla beraber bir hoş geldin ifadesi oldu ama soğuk bir ifade bu. Ama bu işi beceren, işte yer veren, aş veren, iş veren kardeşlerimiz de var. Bunlardan Allah razı olsun. Şimdi hocam, şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Biz biraz önce konuya girerken Türkiye bu hususta çok güzel bir sınav verdi derken, evet, bunu birebire indirgediğimiz zaman mahallelere, sokaklara, topluma enjekte olma hususunda birebir değerlendirdiğimiz zaman çok soru işaretleri tartışacak çok konular var. Evet. Fakat dünyanın bu hususta tabii vermiş olduğu sınava bakarsak, Müslüman ülkelerin bu konuda hassasiyetine bakarak Türkiye'de bugün yani Avrupa ülkeleri yüzlerle, binlerle, 500'lerle, 10.000'lerle mülteci alırım gibi rakamlar konuşulurken Türkiye bugün 3 milyondan bahsediyoruz yani. Evet, 4 yani milyon gayri resmi. 4 milyon gayri resmi 4 milyona kadar dayanmış durumda neredeyse. Yani bir Avrupa ülkesi kadar ufak bir Avrupa ülkesi kadar biz evet, misafir almışız. Haliyle bunun bir anda bu kadar kısa bir sürede tabii yani düzenli bir ortamda işleri konusunda, kiraları konusunda, geçimleri konusunda normal bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşında bunları statüsüne getirip bu şekilde muhafaza etmek gerçekten zor. Zor. Gerçekten zor. Kolay değil. Bunların kontrolü birebir İHŞ'leri hususunda da bunlarda eksiklerimiz olabilir. Evet. Ama genellemeye baktığımız zaman gözle görülür bir sıkıntı var. Evet. Şimdi bunun ikinci bir perde arkası daha var. Asıl bizi ilgilendiren, asıl içimizi acıtan bir konu. Şimdi Kadir Hocam bu konuda size bir soru sormak istiyorum. Malumunuz medyadan ülke gündemini, Türkiye dünya gündemini mülteciler hususunda takip ediyoruz. Şimdi İzlanda geçenlerde bir açıklama yaptı ki İzlanda bugün dünya üzerinde çok da hükmü olmayan veya diyebileceğimiz bir ülke konumunda olmasına rağmen dedi ki ben dedi yalnız Hristiyanlar alırım. Evet. Bulgaristan'da, Macaristan'da buna benzer ifadeler duyduk. Hristiyanlaştırma çalışmaları. Evet. Asıl bizi yaralayan yani bizim dünya üzerinde çok zengin Arap ülkeleri, uçsuz bucaksız topraklar, yüksek imkanlar olmasına rağmen evet, Avrupa'la kapılarında biz Müslüman kardeşlerimizi bu duruma düşürmüşüz, bu duruma getirmişiz. Bundan iki hafta önce Cuma günü sabah bir gazetede okudum. Yahudi bir iş adamı IŞİD'in elinden bu Suriye'den iltica etmiş, Hristiyanları
satın alıyor. Bambaşka bir olay. Ya bunu dünyanın çeşitli ülkelerinde bu şekilde yaklaşımları görebiliyoruz. Şimdi biz bir Müslüman olarak bu işe baktığımız zaman gerçekten insanın dumuru kilitleniyor yani. Evet. Hristiyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? El küfrü milletün vahide. Bunu her fırsatta, her olayda ön plana çıkartıp bunu netleştiriyorlar. Ve kimseden çekinmeden bu hareketi yapıyorlar. Evet. Fakat biz Müslüman ülkeler olarak bu sınıfı geçebildik mi hocam? Veya biz bu işin neresindeyiz? Onu da sizden alalım. Şimdi değil, değerli hocam, yani ben bu gerçekten çok dua ediyoruz. Bir kere hakikaten bu hayatları için, evlatları için, iffetleri için, biliyorsunuz yani bu medyaya yansıyan zulümlerin medyaya yansımayan tarafları da var. Yani orada bugün Suriye'deki insanların özellikle hanımların, kadınların iffetleri de söz konusu değerli hocam. Yani hiç acımadan onları da çok evet, yani cani bir şekilde kirletiyorlar. Ben bunları yani söylemeye bile şey Allah, yapıyorum. Allah. Evet, evet. Şimdi evet. Şimdi burada işte İslam ülkelerinin, ben not da aldım buraya, İslam ülkelerinin bu konudaki işte durumu, tavrı, efendime söyleyeyim, Türkiye'nin bu konudaki tavrı ve dünya ülkelerinin bu konudaki tavrı diye bunları böyle birkaç başlık üzerinde aslında ele almak lazım. Değerli hocam, şimdi bugün bakıyorsunuz ki geçen programda da bu konuyu yine konuşuyorduk. Tabii şimdi bu niçin buradaki bu kardeşlerimiz, efendim söyleyeyim, bunların arasında Hristiyanlar var, bunların arasında çeşitli etnik gruplar, yani yalnız oradan Müslümanlar iltica etmiyorlar. Mülteciler yalnız Müslümanlar değiller. Yani aralarında Hristiyanlar var, Suriye'de yaşayan diğer etnik gruplar var, yaşayan onlar da hicrettedir. Onlar da can korkusuyla, efendim söyleyeyim, yurtlarını, vatanlarını terk ettiler, gidiyorlar. Şimdi bugün, özür dilerim, biz bugün Türkiye olarak kapıdan, telden içeri birilerini alırken sen Müslüman mısın, Sunni misin? Tabii değil. Ben Hristiyan mısın? Değil. Denmiyor. Kesinlikle. Ama medeniyet beşiği olarak gösterilen, öyle lanse edilen, bugün kendilerine toz kondurman Avrupa bugün bunu ince şimdi oralara, her türlü tahlilini yapıyor. Oralara geleceğiz hocam. Şimdi bir kere öncelikle şunu geçen programda söylemiştik. Şimdi niçin bu insanlar bir kere muhacir durumuna düştüler? Yani mülteci durumuna düştüler. Bir kere buna bakmak lazım yani. İşte neden oldu bu? İşte bütün sebep Suriye'nin devlet başkanı Esed'in, efendime söyleyeyim, halkına zulmetmesiyle başlayan ve arkasından da bir iç savaş haline dönüşen bir çatışma ortamından kaynaklanan bir iltica durumu var. Başka ülkelere iltica durumu var. Şimdi bugün işte Türkiye üzerinden batıya, Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. Şimdi biliyorsunuz Türkiye bu Esed'in, efendime söyleyeyim, zulmü üzerine bütün Birleşmiş Milletleri, bütün Avrupa ülkelerini, Batı dünyasını bu konuda Esed'e karşı bir ortak tavır almaya davet etti. Bu konuda öncülük yaptı Türkiye. Fakat ne yaptı Batı dünyası? Kesinlikle ilgilenmedi ve duyarsız kaldı. Ve duymadı. Yani buradaki feryadı, buradaki acıyı kesinlikle duymadı, göz ardı etti. Yani ve Esed de zulmüne bunlardan güç alarak devam etti. Peki bu Esed'in, nüfusun, hocam bu nüfusun tamamı Hristiyan olsaydı bu şekilde davranırlar mıydı? Mümkün değil. Bunun hep örnekleri var yani. Böyle bir şey yapamazdı zaten. Yani böyle bir şey yapması mümkün değildi yani. Çünkü niçin? Bak biraz önce yani ayet okudunuz. Küfür tek millettir ve bunu her zaman gözün, Müslümanların gözünün içine sokuyorlar. Değerli hocam, biz birlikte hareket ederiz. Kesinlikle hiç kimse bizim bir ferdimize dahi zarar veremez. Bunu çok çeşitli platformlarda yabancı ülkeler, mesela başka ülkelerde kendi vatandaşları suç işlediği zaman bizatihi devlet takip ediyor her şeyini. Her şeyini ve vatandaşını almak için gereken her şeyini yapıyor. Onun için kendi insanı, kendi dindaşı, yani kendi ırktaşı. Onlar bu konuda her zaman birlikteler. Müslüman olduk, çoğunluğu Müslüman, zulme uğrayanlar Müslüman olduğu için zaten duyarsız kaldılar. Ne oldu? Peki şimdi... Hadi Batı dünyası bu işe duyarsız kaldı. Zaten onun için kabul etmiyorlar. Zaten kabul edecek olsalardı o gün bunlar memleketlerinden çıkmadan, Suriye'den çıkmadan Batı dünyası Esed'e müdahale edecekti. Değerli hocam, onun bu zulmünü engelleyecekti. İnsan katlediyorsun, katliam yapıyorsun diye Batı dünyası engelleyecekti bunu. Duyarsız kaldılar. Niçin duyarsız kaldılar? Zulme uğrayanlar Müslüman olduğu için duyarsız kaldılar. Bugün de Batı dünyası bu ilticayı kabul etmiyorsa, yani buradakiler Müslüman işte, bak biz Hristiyanları alırız. Şimdi Batı dininin gereğini yapıp
bu tavrı koymasını programın, biliyorum. Tabii şimdi programın başında hocam işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicretinden bahsettiniz. Şimdi tabii orada çok farklı şeyler vardı değerli hocam. Şimdi bir kere Medinelilerin Mekke'deki kardeşlerine daveti vardı. Malınıza sahip çıkacağız, canınıza sahip çıkacağız, her şeyinize sahip çıkacağız, gelin biz size sahip çıkacağız. Biliyorsunuz anlaşmalar yapıldı, biatlar yapıldı. Yani onun üzerine bir kere Müslümanlar kalktılar, davet üzerine gittiler. Medine'ye hicret ettiler. Medine'ye geldikleri zaman oradakiler zaten Müslüman kardeşleriydi. Değerli hocam, her şeylerini paylaştılar. Evlerini paylaştılar, işlerini paylaştılar, aşlarını paylaştılar. Hatta dediler ki, Müslüman kardeşine söyledi. Geldi bir tanesinin iki tane hanımı var. Öteki her şeyini bırakmış gelmiş. Tabiri caizse üzerindeki libasıyla gelmiş Medine-i Münevvere'ye. Dedi ki bak ben evinde misafir kalıyor kardeşin, Müslüman kardeşin Medine'li. Bir odasını sana ayırdım. Bak benim iki tane eşim var, hanımım var. Bunlardan bir tanesinin talakını vereyim. İddetini bekle, nikahını al. Bak hatta bunun huyu güzeldir, bunu talakını vereyim diye söyleyince tabii bunu muhacir Mekke'den hicret eden Müslüman kardeşi kabul etmedi zaten. Dedi ki yok sen dedi bana çalışabileceğim yeri göster. Ben gider birkaç günlük rızkımı kazanır. Kendime bir eş talep ederim, isterim, evlenirim. Onu zaten reddetti, onu kabul etmedi ama bakın hassasiyete bakın. Şimdi bunu Müslüman Müslümana yaptı değerli hocam. Şimdi bugün bakıyorsunuz ki yani bugün Müslümanlar, büyük çoğunlukta Müslümanlar hicret ediyorlar. İstenmedikleri yere gidiyorlar. Yani adamlar kapıları kapatmışlar gaz bombasıyla. Efendime söyleyeyim tazikli sularla, coplarla işte bütün dünyanın göz önünde bir zulüm yaşanıyor. Şimdi değerli hocam bunların hepsinin üstünde hani bütün insan hakları savunucusu efendime söyleyeyim o batı ülkeleri var ya hani medeni dedikleri cani ülkeler, batı dünyası bunlar şimdi bunların mesela mülteciler konusunda uluslararası antlaşmalar var değerli hocam. Mesela bir Dublin Anlaşması var. Bu Dublin Anlaşması'nın bütün hukuki çerçevesinde bu mültecilerin bütün devletlere paylaşımı, statüsü, orada bunlara ne gibi hizmetler verilecek, ne gibi yardımlar yapılacak, ne gibi işlevler yapılacak bunların hepsi zaten belirlenmiş. Avrupa Birliği'nin anayasasında bunlar var. Adamlar kendi yaptıkları anayasaya ters hareket ediyorlar. Niçin ters hareket ediyorlar? Bunlar Müslüman olduğu için ters hareket ediyorlar. Şimdi bütün bunların ötesinde bizim canımızı acıtan, benim canımı acıtan ve bütün duyarlı Müslümanların canını acıttığına inandığım çok daha derin bir konu var. Değerli hocam nedir bu derin konu? Şimdi bakıyorsunuz ki bu kardeşlerimiz nereden hicret ediyorlar? Yani nereden çıktılar? Bir İslam coğrafyasının içinden çıktılar değerli hocam. Yani dört tarafı Müslüman ülkelerle çevrilmiş. Yani Suriye'nin düşünebiliyor musunuz? Değerli hocam işte ve bunlar petrol zengini. Para zengini devletler, parayla pulla işi olmayan devletler. Değerli hocam, toprakları müsait, her şeyleri müsait. Bu isteseler, kabul etseler bunları barındırırlar kendi ülkelerinde. Yani bu Hristiyan batı dünyasına göndermezler bile. Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz değerli hocam. Sıkıntıyı sevmeyen. Tabii birleşik sıkıntıyı sevmeyen değil. Değerli hocam, imani konudur bu, itikadi konudur bu. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor değerli hocam? Asla cennete giremezsiniz iman etmedikten sonra, asla iman etmiş sayılmazsınız birbirinizi sevmedikten sonra. Şimdi yani burada imanları sorgulamak lazım. Müslüman ülkelerin, Müslüman devletlerin, efendime söyleyeyim, hem yöneticilerinin imanını sorgulamak lazım, yani kendilerinin sorgulaması lazım. Ama onlar duyarsız bu konuda yani, onların ne olduğu da meçhul yani, aslında malum da meçhul gibi görünüyor, aslında malum. Yani akaidleri malum, itikatları malum, Müslümanlara karşı tavırları malum, efendime söyleyeyim falan. Biz bunu anlamakta zorluk çekiyoruz değerli hocam. Müslümanlar bunu anlamakta zorluk çekiyor. Şimdi değerli hocam bakıyorsunuz mesela bundan birkaç sene önce Fransa'da efendime söyleyeyim toplu taşıma araçlarına yani bizde kuruşla ifade edilecek zamlar yapıldı. Kuruşla ifade edilecek zamlar yapıldı. Bütün halk ayağa kalktı değerli hocam. Bütün Fransa ayağa kalktı. Günlerce eylem, devlet bunu geri çekti. Şimdi bu bizim mültecileri yani Müslüman kardeşlerimizi kabul etmeyen devletlerin hakları da bu konuda duyarlı olsalar, gerçekten samimi olsalar bu insanlara ya bunları kabul edin. Yani biz bunlara gereken ilgiyi göstereceğiz, bunlara gereken hizmeti biz vereceğiz, biz bunlarla ekmeğimizi paylaşacağız gibi bir dertleri olsaydı bunlar 50 kuruş için
toplu taşıma yapılan 50 kuruş için Paris'i yakıp yıkan veya Almanya'nın herhangi bir şehrini yakıp yıkan insanlar kalkıp çıkarlardı sokaklara. Derlerdi ki ya bu insani bir durum. Burada bir insani dram var. Burada insani bir durum var. Çıkarlardı sokaklara çok aşırı katılımlarla birlikte ve devlet yöneticileri de halkının bu talebini göz önünde bulundururdu. Kapılarını açarlardı bu insanlara. Değerli hocam, yani şimdi bakıyoruz şey yapmışlar güya vicdanları çok yaralanmış da efendime söyleyeyim arabadan poşetin içinde erzak atıyorlar. Hayvana atar gibi erzak atıyorlar. Yani değerli hocam bunlara artık kimse inanmıyor. Bunları kimse yemiyor. Şimdi aslında burada yapılması gereken neydi? Değerli hocam. Yani biraz önce söyledik ya burada Müslümanların imanlarını sorgulamak lazım. Yani ben Türkiye'nin dışındaki ülkeleri bahsediyorum. Bak işte İzlanda diyor ki... İsim verelim hocam Türkiye dışında derken. Bütün Müslüman ülkeler. Macaristan. Şimdi bugün İran ya. Hocam değerli hocam. İran mesela hiç... Değerli hocam ya İran ya. İran'ın bu konuda bu... Esed'i destekliyorlar zaten ya. Zulmü yapanı destekliyorlar. Niye? Şeyleri bir. Akaidleri bir. İtikatları bir. İran senin hiçbir şeye ihtiyacın yok ya. Bugün yeri geldiği zaman dünyaya kafa tutuyorsun. Müslüman olduğunu iddia ediyorsun. Yemezler. Evet. Böyle bir İslam anlayışı yok. Hani bir tane mülteci almamışsın? Senin sınırında bunlar ya, sınırında sayılır ya. Yani Irak, Suriye. Değerli hocam, bir tane mülteci almamışım, mülteci. Ya bu, ama şu da var hocam. Şimdi yani buradan bak buradan Almanya'ya, Kanada'ya, Avrupa'nın her türlü ülkesine gitmek için mücadele veren, gidemeyeceğini bildiği halde, yollarda telef olacağını, çoluğu çocuğu telef olacaklarını bildiği halde, o yolculuğa çıkan vatandaş, Müslüman... Biliyor ki 10 kilometre, 50 kilometre neyse yan tarafında bulunan İran kapısına hiçbirisi dayanmıyor. Neden? Tenezzül etmiyor. Evet. Tenezzül etmiyorlar. Neden? Ya biliyorlar İran'ı. O da biliyorlar. Onlar da biliyor ki ya bu adamlar bize zerre bunlardan bize zulmeden, fayda gelmez. O da zulmediyor. İşte Esed vasıtasıyla İran'da bunlara zulmediyor. Değerli hocam. Esed'e her türlü desteği vererek. Çünkü İran yani bu işi asker olarak da her türlü destekliyor. Tabii. Yani bu zulmün. Buralar çok manidar. Tabii. Evet. Dünya genelinde de İran işte her türlü Müslüman. Vesaire. Onlar neyse, kendileri söylüyorlar. Konumuz sadece İran değil hocam. Konumuz oraya tarafa akmasın da şimdi mültecilerin... Bu da ama değerli hocam işte bak bunlar bilinsin. Bunlara halk bilsin. Yani bugün İran İslam Cumhuriyeti diyor. Benim vatandaşım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı İran'ı İslam Cumhuriyeti söylemini alıyor. İçini bilmediği için İran'ı İslam Cumhuriyeti zannediyor. İran'a muhabbet besliyor. Evet. Değerli hocam artık yani bunları söylemek lazım. Bunları konuşmak lazım. Oraya da geliyorum değerli hocam. Şimdi burada yapılması gereken neydi yani aslında? Yani burada eğer Müslüman kardeşlerin bir sıkıntısı varsa onun kardeşleri bu işe sahip çıkacaktı. Şimdi bu iş hakikaten Türkiye yani devlet kendi imkanlarını da aşarak kendi imkanlarının da üstünde yeterli mi? Elinden geldiği kadar. Ama sınırlarını aştı Türkiye. Yani Türkiye işte bugün Batı dünyası ne diyor? Bazı büyük Fransa, Almanya diyorlar ki işte aman biz Türkiye'ye para yardımında bulunalım da Türkiye bunları kendi ülkesinde tutsun. Bize göndermesin, Avrupa'ya göndermesin. Para yardımı yapalım. Bak. Bugün Almanya başta bu usta. Yani değerli hocam şimdi Türkiye bu işten yüzünün akıyla çıkmıştır. Ama Türk insanı bu işin altından yüzünün akıyla çıkmış mıdır? Bu tartışılır. Değerli hocam niçin tartışılır? Hep yaşıyoruz işte. Şimdi sokaklarda, Türkiye sokaklarında, bütün illerin sokaklarında biz bunları görüyoruz. Çoluğu çocuğu yani isteyici durumuna düşmüşler. İsteyici durumuna düşmüşler. Ve bizim insanların bu diyor, şunlara bak diyor. Her yer bunlarla doldu, bilmem ne diyor ya. Ya sen hiç zorda kaldın mı ya? Senin hiç evine bomba düştü mü? Sen hiç babanı savaşta kaybettin mi? Sen hiç evladını, yavrunu savaşta kaybettin mi? Senin kardeşin ırzına geçildi mi? Senin gözlerinin önünde. Yapıldı mı? Ya şimdi yani değerli hocam biz ne olmuşuz biliyor musunuz? Efendi Hazretlerimiz Kutsal Sırrı'nın bir sözü var. Haram sarhoş olmuşuz. Yani midemize gidene bakmayız. Gözümüz nereye kayar bakmayız. Dilimizden ne çıkar bakmayız. Kulağımız ne dinler bakmayız. Haram sarhoş olmuşuz ve imani zafiyetlerimiz var. Ve kardeşlerimizin bu durumuna bir de böyle efendime söyleyeyim. Şey yaparak, serzenişte bulunarak yani böyle kaba bir şekilde işte çıkıyorlar, konuşuyorlar. Diyorlar ki ya Türkiye'desiniz, niçin gidiyorsunuz? Diyor ki ya biz Türkiye'de çalıştık diyor, efendime söyleyeyim. Bir işverenler diyor maaşımızı vermediler, sigortamızı yapmadılar. Bakın ya adamların kanı dökülüyor, kanı akıyor, kanı.
bu kanlar istifade etmeye çalışanlar vardı. Hocam bu isteyicilik meselesine konu girmişken aklıma bir hadis-i şerif geldi. Müsaade ederseniz paylaşmak hocam, istiyorum hocam. Şimdi bunu biz devamlı dışarıda insanlarla her türlü ortamlarda beraber olduğumuz için çok soruyorlar. Hocam şimdi ben biliyorum ki adam geliyor diyor, istiyor. Ama işte ihtiyacı yok veya şunu yapacak veya işte bunu zorla istetiyor bu çocuklara şöyle vesaire. Vermek lazım mı, vermemek lazım mı, bunu kovmak mı lazım tarzı sorular çok geliyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Birisi size geldiği zaman, isteme niyetiyle geldiği zaman, kırmızı deve ile dahi gelmiş olsa ona verin. Kırmızı deve demek bugün bugün dışarıda en kaliteli binek, araba markası olarak aklınıza en yüksek rakamlardaki arabalar, taksiler neyse, yani en hızlı, en verimli binekler neyse, kırmızı deve Efendimiz zamanında buydu. Kırmızı deve en hızlı giden, en dayanıklı, en pahalı develer, pahalı binekler. Yani bugün adam bize, şimdi burada reklam olmasın diye isim veremiyorum, kuvvetli bir marka bir arabayla geliyor, iniyor kapısından, ya benim ihtiyacım var, bana şunu verir misin dese diyor, Efendimiz diyor ki varsa ver, yok. Yoksa ona hadi git Allah versin ne halin varsa gör. Veyahut da düşkün bir insan geldi mesela, vermen lazım ama senin de durumun yok. Üzerinde bir şey yok. Ona diyor hakaret varı gönderme. Allah sana daha güzelini versin. Evet. Allah sana nasip etsin. Evet, evet. Tatlı güler yüzde. Evet, evet, evet. Onu ne yap? Gönder. Oldu ki gadaplı bir haline geldi. Sinirlisin, birisiyle tartışıyorsun, moralin bozuk, ayarın kaçık. Velhasıl geldi diyor ki sana bir şey istiyor. Güler yüz gösteremiyorsun. Verecek bir şeyin de yok. Allah Yahudi'ye lanet etsin de. Evet. O şekilde gönder. Yani şuraya geleceğim. Varsa mutlaka başımın gözümün sadakası olsun. Sen Allah için veriyorsun. Ufak da olsa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yani az sadaka çok belayı def eder. Az sadaka belayı def eder. Çok belayı ömrü uzatır. Çok belayı def eder. Ömrü uzatır, rızkı arttırır. Yani bunu başımın gözümün sadakası olsun deyip ufak da olsa bir yaraya merhem olsun babından mümkün mertebe sahip çıkmak lazım. Kadir hocamızın dediği gibi yani o insanın durumunu bizim o anda empati yapmamız, o duruma kendimizi getirmemiz, düşürmemiz belki çok normal olmayabilir. Biz belki oradan basıp gideceğiz veyahut da o biraz sonra bizim yanımızdan gidecek ama çektiği sıkıntıyı biz verirken Allah için vereceğiz. İnşallah imkan oldukça bu işe mümkün mertebe sahip çıkmak lazım. Hatta bizim Musa dedemiz var. Allah selamet versin. Hocamızın dedesi. Hocamızın dedesi. Rabbim hayırlı ömürler versin. Amin. Allah Rabbim hayırlı ömür versin inşallah. Hepimizde emeği vardır. Eyvallah. Bir gün İsmaila Camisi'ni bilenler bilir. Kapısının önünde böyle isteyiciler olur böyle kapılarında. Bunların içinde her milletten insan olur. Bir gün Efendi Hazretlerimiz kapıdan dışarı çıkarken isteyicilerin bir tanesine bir ufak meblağ veriyor o zamanki artık üzerindeki durum neyse. Musa dedemiz diyor ki efendim onlar diyor alıp diyor bunu başka şeyler yapacaklar. Veyahut da işte pardon estağfurullah bunlar diyor falancı millet. Evet. Bunlar diyor şu milletten. İstemeye alışıklar. Bu İstemeye alışıklar bunlar evet. Şu milletten Efendi Hazretleri deyince Efendi Hazretlerimiz buyuruyor ki onların ihtiyacı olamaz mı? Onlar yemek yemeyecek mi? Yani onların karnı acıkmaz. Evet, onlar karnı acıkmaz mı? Evet. Yani hassas olmak lazım mümkün mertebe. Bir de bunu da hatırlatmış. Bir de şu şeyi en son söylemek istiyorum izniniz olursa değerli hocam. Yani Avrupa ülkelerinin bu konudaki durumunu söylemek istiyorum. Şeyi söylemiştik işte Dublin Anlaşması'nı söylemiştik değerli hocam. Orada Avrupa Birliği anayasasında ülkelerin anayasasında yani o birliğinde anayasalarında bütün bu şeyler statü belirlenmiş değerli hocam. Hangi ülkenin ne kadar mülteci alacağı, bunlara ne konuda yardımcı olacağı hepsi belirlenmiş. Şimdi şunu söyleyeceğim değerli hocam. Şimdi biliyorsunuz işte yıllardır yılan hikayesine dönmüş Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne bir girme şeyi var, süreci var efendime söyleyeyim. Şimdi yani Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne kabul etmek için biliyorsunuz adamlar hep şunu yokuşa sürerler. Türkiye'de insan hakları ihlali var. Türkiye Avrupa Birliği'ne almalar en büyük gerekçeleri bu. Türkiye'de insan hakları ihlali var. Ya siz insan hakları ihlali dediniz Türkiye 4 milyon mülteciyi almış barındırıyor, kucağını açmış.
Yani ve onların hiçbir talebi olmadan ilk gün aldı bunları. İlk orada sıkıntı başladı gün sınırlarını açtı Türkiye aldı bunları. Efendime söyleyeyim. Siz hala Türkiye'ye işte insan hakları ihlali var diye Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye sürekli sert notalar, şeyler, bildiriler gönderiyorsunuz filan. E şimdi burada insani bir katliam var, katliam var. Kapınıza gelmişler, dayanmışlar. Siz de anayasanıza bunu yazdığınız halde, yani biz eğer dünyada bir mülteci, herhangi bir ülkeden bir topluluk mülteci durumuna hocam, düştüğü onlar, zaman... Yani işlerine geldiği zaman bu yazılarına geçer. Ama değerli hocam bugün Türkiye'de, yani bir dünya insan var hala Avrupa ülkelerine muhabbet besleyen, sevgi besleyen, onları gözünde devleştiren, efendime söyleyeyim çocuklarını onlar gibi eğitmeye çalışan, efendime söyleyeyim evet. Bütün planlarını, programlarını o Avrupa ülkelerine, Batı dünyasına göre ayarlayan, bugün Türkiye'de bir sürü insan var, firma var, şirket var, kurum var, kuruluş var, STK'lar var, efendime söyleyeyim var da var değerli hocam. Bunun şimdi, çalışmasını güzel yapmışlar. Şimdi hocam bunu, ben burada araya girmek istiyorum. Levent hocama bu konuda bir soru sormak istiyorum. Buyurun değerli hocam. Şimdi Kadir hocam dünya Müslümanları, Müslüman ülkeleri üzerindeki bu işin duyarsızlığından bahsetti ama Efendi Hazretlerimizin de bu hususta bir ifadesi var biliyorsunuz. 1,5 milyar Müslümanız, bir mahalle kadar hükmümüz yok. Çok manidar, ağır bir ifade. Bu... Dünyadaki zengin, varlıklı Müslüman ülkelerin bu husustaki tutumunu, gönül bağını, kopukluluğunu, bir idare olmayışını, tek taraftan, tek yerden ses çıkmayışını, ortak hareket edilmeyişini veyahut da böyle bir sıkıntıyla karşılaştığımız zaman hep beraber bir hilafet sancağı altındaki eski durumlar gibi yek vücut olarak hareket etmememizi siz genel olarak neye bağlıyorsunuz hocam? Şimdi Muhammed hocam dediğiniz gibi yek vücut meselesi bu hakikaten bir hilafetle alakalı bir mesele. Bütün İslam aleminin artık mutabık bir şekilde kendilerine bir öncü seçip o öncünün ifadesiyle, heyetin ifadesiyle beraber bir kenetlenmesi söz konusu ki bu ne yapar? Bütün sıkıntıları da bertaraf eder. Artık Müslüman yeryüzünde hiçbir sıkıntı çekmez. Çünkü nedir? Artık ocu bucu şucu ayrı ayrı biz kavimlere ayrılmayız. İnnemel mü'mine ihvetün meselesiyle beraber müminler kardeştir. Bütün kardeşlerinde neden hakkı vardır? Halifeden hakkı vardır. Eşit seviyede, adil bir seviyede, eşitlikte, düzeyde haklarını talep ederler ki işin halife boyutundaki kişi de ne yapar? İşi çok muazzam bir şekilde taksim eder. Bütün hudutunu belirler. Organizeyi çok muazzam yapar. Yeryüzünde bir tek Müslüman ne yapmaz? Sıkıntı içinde, zulüm içinde, esaret altında kalmaz. Lakin toparlanılması gereken şu ki, şimdi bir ailede bir fert, bir baba, 3-4 tane çocuğu var. Neyi düşünüyor? Herkes akşam olduğu zaman filesini kendi evine getiriyor. Kimse gelip de falanca eve file getireceğim bir kafası zihniyeti yok. Ne yapıyor? Herkes kendi evine yöneliyor. Şimdi günümüzdeki Müslüman ülkelerde de şu var, bir sınırı, bir hudutu var ve tam bir neme lazımcı. Şunu idrak edemedik yani olgun bir fert Müslüman, olgun bir İslam devleti olarak bu işe bakılsa Mevla Teala ayet-i cezide bu işin imtihanından bahsediyor. Ama şu imtihanı kimse kendi üzerine çekmek istemiyor. Herkes enaniyetiyle beraber yaşamak istiyor. Nedir ayet? Mevlamız biliyor ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَافِ وَالْجُوعِ وَنَقَصٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسُ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Mevla Teala diyor ki sizden evvelkileri imtihan ettiğim gibi diyor. Yemin ediyorum Mevla Teala. Bizden evvelki nasıl imtihan etmiş? Geçmiş ümmetlere bakalım. Sıkıntıda zorda bir Musa Aleyhisselam olayına bakalım. Yusuf Aleyhisselam kıssasına bakalım. Davut Aleyhisselam'a bakalım. Süleyman Aleyhisselam'a bakalım. Hepsinin hayatı bu ümmet için. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de bütün menkıbeler, bu kıssalar hep Kur'an-ı Kerim'de bu ümmet için nedir? Bakıldığı zaman bir avantajdır. Oradan kendini hisse al çünkü sen de bunlarla beraber bir imtihana tutulacaksın. Şimdi Mevla Teala diyor ki sizi korkuyla imtihan edeceğim, açlıkla imtihan edeceğim, mallarınızı azaltmakla beraber, kıtlıkla beraber imtihan söz konusu ve canlarınızla, nefislerinizle beraber sizi imtihan edeceğim. Ve Mevla Teala diyor ki velenebluvennikum derken bu işe yemin ediyorum Mevla Teala, yemin ederim ki diyor ki bu işin Mevla edeceğim dediği takdirde edecektir zaten. Bir de bu işin teyit oluşuyor. Allah tabii, bu işe Mevla Teala kesinlikle edeceğim diyor. Şimdi bu işe biz Müslüman kimliğimizle beraber bakarsak zaten biz zaten bu programımız, bu kanalımızın açılış sebebi Müslümanın eleğinden süzülerek bu işlerin
temiz olma meselesiyle beraber bu kanal açıldı ki safiyane düşünceleri biz ne yapalım? Seyircilerimize aktaralım, sunalım. Kanalımız da öyle. Programımızın amacı ismi de olgun bir şekilde. Tabii olgun bakış. Bu işe nasıl bakılır, nasıl toparlanır? Şimdi bir devlet olarak bu işe bakılsaydı şayet. Şimdi bir takım demek açlıkla imtihan olacak, korkuları olacak, yurtlarından çıkartılan bir zümre olacak. Bunlara diğer taraftan bir taraf mağdur var, bir tarafsa ne var? Durumunda, pozisyonunda bir sıkıntı yok. Bir karşı karşılaşma olayı var. Bu Müslüman, bu Müslümana ne yapması lazım? Bunun örnekleri hep yaşanmış. Nasıl kucaklayıcı olmak lazım? Bu işe organizasyon nasıl olması lazım? Bu işe dünya Müslümanı şu anda şu bahsedilen imtihanı hiç kimse sahiplenmek istemiyor. Bu iş herkes sıkıntı görüyor. Halbuki Mevla Teala diyor ki sizi bunu ben imtihan edeceğim. Ama işte Mevla Teala'nın bu sorusuna herkes imtihan, sınav, ben bu işe bulaşmak istemiyorum. Mevla'dan bir kaçış var. İşte Mevla'dan da kaçış olduğu zaman bu iş ne yapmaz? Sükunet bulmaz. Bu işin sükuneti neydi? Allah'ımız madem bu işi ben size sunacağım diyor, bu işe ben sizi imtihan edeceğim diyor. Bu işi madem şöyle lebbek dememiz lazım, bu işi kabul ediyoruz ya Rabbi, nasıl istiyorsan ya Rabbi deyip bu işe hazır olmamız lazım. Ama öyle bir itikat, öyle bir düşünce şu an Türkiye'den başka hiçbir ülkeyi doğru düzgün ben tebrik etmiyorum. Türkiye'yi tebrik ediyorum. Hocam çok önemli bir konuya değindiniz. Devletimizden yani, de milletimizden de Allah razı olsun. Allah bu konuda olsun. Hakikaten yüzümüzü hak ettiler. Evet. Allah razı olsun. Yok, çok önemli bir konuya dedim. Şuraya değindiniz hocam. Olayı üstlenmek meselesine parmak bastınız. Yani olayı üstlenmek demek bir taraftan yani bizim kardeşlerimiz bugün devletlerinden, topraklarından kovuluyorsa, eziliyorsa, aç bırakılıyorsa, zulüm görüyorsa eğer biz bu ayet-i kerime mucibi gelince biz bu imtihanların hepsini ne yapacağız? Evet. Geçeceğiz. Evet. Ama eğer biz şu anki yaşanan sıkıntıyla eğer dertlenirsek gönüllü olarak, hareket olarak, beden olarak bunun için mücadele edersek, gönlümüz yanarsa, içimiz yanarsa ve bu hususta bu uğurda adım atarsak aynı sıkıntıları biz yaşamış muamelesi göreceğimizden dolayı biz yarın aynı hataya düşmeyeceğiz. Evet. Bunu biz hocamızdan ben özellikle bir ortamda, bir sohbet ortamında bir kardeşimiz sormuştu kıymetli hocama. Dedi ki hocam pekidir biz bu imtihanların hepsini tek tek yaşayacak mıyız? Ondan sonra birçoğunu genel anlamda yaşamakla beraber ama dedi olur ki bir sıkıntı var. Eğer sen o ruh halini, o sıkıntıya tam manasıyla kendi vücudunda yaşarsan, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu gibi bir Müslümanın ayağına diken battığı zaman sen buradan ah diyorsan, o acıyı yaşıyorsan, o sıkıntıyı yaşıyorsan, o mültecilerin, muhacirlerin veyahut da kardeşlerimizin sıkıntısını bedenen taşıyıp bunun için bir mücadele içine girersen o sıkıntıyı yaşamış hükmüyle beraber sen o şekilde ne yapmazsın bir daha? Düşmezsin. Düşmezsin. O yüzden bizim Türkiye olarak bu işe gerektiği şekilde mücadele verdiğimizi, en azından halkın büyük bölümü hususunda verdiğimizi düşünüyoruz inşallah. Allah'ım tesirini halk etsin. İnşallah bu olayları görüp de yarın tekrar bu şekilde bizi düşürmesin inşallah. İnşallah. Hocam bu konuyu isterseniz bir toparlamış olalım. Ben her ikinize de hocam ayrı ayrı son fikirlerinizi alacağım. Mülteci konusuyla alakalı. Evet. Uygun görürseniz ikinci konumuz olan yine malumunuz ülkemizin bir seçim atmosferine giriyoruz. O konuya geçeceğim. Ama mülteci konusuyla alakalı hocam son değerlendirmemizi alalım. Bu konuyu geçmiş olalım hocam. Yani değerli hocam son değerlendirme ben şunu söylemek istiyorum. Bütün Müslümanlara ben dünya Müslümanlarına buradan sesleniyorum. Bugün malumdur değerli hocam Akdeniz'de ve Ege'de 50 binin üzerinde mültecinin denize sulara gömülüp hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Görsel ve yazılı medyada. Yani mülteci mezarlığı oldu değerli hocam. Şimdi Levent hocam ayeti celle ile Mevla'nın sizi imtihan edeceğim. Yani bu imtihandan, Mevla Teala'nın imtihanından bahsetti. Şimdi Müslümanlar bunu bir düşünmeli. Bu imtihan biz ne yaptık? Bu imtihanın neresinde kaldık biz? Ben bütün Müslümanları ciddi bir şekilde bu konu üzerinde düşünmeye ve duyarlı olmaya davet ediyorum. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Akşam evimize gittiğimiz zaman çoluk çocuğumuz elimizin altında, sevdiklerimiz etrafımızda.
ekmeklerini Rabbim veriyor, götürüyoruz değerli hocam. Empati yapalım, bu kardeşlerimizin durumunu empati yapalım, kendimizi onların yerine koyalım ve ona göre yolumuzu çizelim, yönümüzü tayin edelim. Ben bütün Müslümanlardan bu konuda aşırı hassasiyet göstermelerini diliyorum ve rica ediyorum. Bu konuda hepimiz üzerimize düşeni yapalım ve bu imtihandan da yüzümüzün akıyla çıkmaya gayret edelim. Biz bu işlerin hesabını veremeyiz. Biz Rabbimize bu işlerin hesabını veremeyiz. Akşam evimizde sıcak çorbamızı içerken, değerli hocam, sulara gömülen Müslümanların hesabını biz veremeyiz. Veremeyiz değerli hocam. Ben bunu söylemek istiyorum. Özellikle tabii Türkiye'de izleniyoruz, yurt dışında izleniyoruz değerli hocam kanalımız olarak. Ben Türkiye'deki kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize özellikle yani Türkiye'de bütün sokaklarda biz bunları görüyoruz. Üzerimize bize yakışan neyse, bir Müslümana yakışan neyse herkes kendine yakışanı yapar. Yarın aynı duruma biz düşebiliriz. Değerli hocam olmaz diye bir şey yok. Birkaç sene önce hepsi bizim gibiydi, Türkiye gibiydi. Evleri vardı, işleri vardı, aileleri vardı, kariyerleri vardı, meslekleri vardı, paraları vardı. Bugünkü durumlarına bakalım. Yarın biz de aynı duruma düşebiliriz. Bunları göz önünde bulundurmak lazım. Ona göre davranmak lazım. Bir de hocam biraz konumuzla alakalı ama konumuzun dışında bir konuyu söylemek istiyorum. Bu çok önemli bir konu bu da değerli hocam. Şimdi geçen hafta toplu taşıma kullanıyorum. Yani gün içinde göreve gidip geliyorken, evime gidip geliyorken işte toplu taşıma araçları, otobüs, metro ne gerekiyorsa onu kullanıyorum. Otobüse bindim gidiyorum. Birkaç durak sonra bir hanımefendi bindi otobüse. Otobüs malum tabii gün ortası kalabalık saatler. Ayakta duramıyor, rahatsız. Baktı kimse de yer vermiyor. Biraz ayakta durdu. Baktı ki ayakta duracak hali de yok. Bu sefer sesli bir şekilde yardım istedi otobüste oturan insanlardan. Dedi ki hastaneden çıktım. İyi değilim. Müsait olan birisi bana yer verebilir mi? Değerli hocam, kimse yerinden kalkıp da yer vermedi. İlgilenmedi kadınla. Ben elimde olmadan hiç yapmayacağım bir şeydi aslında. Yapamazdım yani ama o anda nasıl oldu ben de farkında değilim. Sesim yükseldi. Yani dedim ki yazıklar olsun. Yazıklar olsun yani. Bindi görmediniz. Ya yüksek sesle yardıma ihtiyacın olduğunu söylüyor. Bu bir insan, bu bir hanımefendi. Bu bir anne netice itibariyle. Yani ne oldu bize? Şimdi o anda otobüse baktım. Hocam samimi söylüyorum 15-16 yaşında gençler ellerinde telefonları böyle hiç duymuyorlar, görmüyorlar. Efendime söyleyeyim. İşte bir anne çocuğunu almış pencerenin kenarına oturtturmuş, çocuğuna gözünü yumdurmuş filan. Ben hayat adamıyım değerli hocam. Yani biz bunları anlayabiliyoruz biraz. Efendime şimdi tabii çok etkilendim. Oradan bir böyle belli halim selim efendime söyleyeyim bir evladımız hanım kız evladımız kalktı yer verdi efendime söyleyeyim. Neyse o hanım da oturdu ben çok etkilendim ve o anda şunu Mevla bana hatırıma getirdi değerli hocam. Şimdi çocuklarda kabahat yok bu evlatları biz yetiştiriyoruz değerli hocam. Şimdi gençlere kızıyoruz ya aslında kızılması gereken büyükler yetişkinler. Bu gençler birdenbire bu yaşta doğmadılar, bu kadar duyarsız olmadılar. Biz bunları yetiştirdik. Sonra işte böyle bu işi kendi kafamda mütalaa ederken, şimdi baktım ki evlat yetiştiriyoruz değerli hocam. Evlat, bak bütün sıkıntılar burada aslında. Bu konuştuğumuz mülteci dramı, iltica dramı falan bütün bu sıkıntılar var ya değerli hocam. Şimdi temelinde yatan meseleyi söylüyorum. Nesil yetişiyor, nesil. Müslümanlar nesil yetiştiriyor değerli hocam, Müslümanlar. Yani beni gayrimüslim ilgilendirmiyor. Onun yetiştirdiği nesil beni ilgilendirmiyor. Benim Müslümanların amelleri ilgilendiriyor. Yetiştirdiği nesil ilgilendiriyor. Şimdi ağaç yaş gene eğilir ya değerli hocam. Büyüklerimizin çok yerinde bir ifade. Evlat yetiştiriyoruz. Küçük yaştan okula göndereceğiz çocuğumuzu. Değerli hocam. Ne yapıyoruz? Çocuk eğer yemek saati okul saatinin içindeyse beslenme hazırlıyor veliler çocuklarına, anneler. Beslenme hazırlıyorlar. Şimdi çocuğuna o beslenmesini verirken bak sakın ekmeğini kimseye verme ha. Sakın yemeğini kimseye verme, suyunu kimseye verme. Şimdi ya paylaşma diye yetiştiriyoruz ya. Değerli hocam Mevla bunu hatırıma getirdi. Bunlar senelerdir gözümüzün önünde işlenen işler bunlar ama yani hiç böyle bir şey olmamıştı yani. Böyle ya biz ne yapıyoruz olmamıştım yani ben. Ama o gün otobüste o durum var ya o çocukların, genç çocukların orada ilgisiz kalışını efendime söyleyeyim. Baktım ki çocuklarda kabahat yok. Yani biz
sevgisiz ve ilgisiz, paylaşmayı bilmeyen birisi, çocukları zorla oraya ittik. Tamam, zorla oraya ittik. Verme diyoruz ya, paylaşma diyoruz ya. Halbuki yani yine büyüklerin sözüdür. Mal paylaştıkça çoğalır, dert paylaştıkça azalır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah cömerttir, cömerti sever. Herkese veren Mevla Teala. Herkese veren Mevla Teala. Kimsenin hüneri yok. Kimse hüner kendisinde zannetmesin. Değerli hocam, yağdırmasa gökyüzünden bildir gibi suları Hazreti Mevla, sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu. Topraktan bu kadar nimet ti çıkartmasa, fışkırtmasa Rabbül Alemin. Her tarafın para olsa ne yapacaksın ya? Senin hünerin ne işe yarar? Meziyetin ne işe yarar? Marifetin ne işe yarar? Sen nesin ya? Yani veren Rabbin, Rabbinin verdiğini ver ya, Rabbinin verdiğinden paylaş. Değerli hocam, yani şimdi baktım ki güzel nesiller yetiştirmemiz lazım. İslam ahlakı ile, hani Rabbimiz buyuruyor ya, Allah'ın ahlakı ile ahlaklanınız. Yani ekmeğini kimseyle paylaşma telkiniyle büyüyen bir çocuk yarın bir mülteciyle veyahut da bir düşkün bir kardeşi karşılaştığı zaman ne yapar? Siz düşünün diyorsunuz. Allah eder, dalga geçer, geçiyorlar, yapıyorlar. Evet. Değerli hocam. Evet. Bunu söylemek istedim teşekkür hocam. Ben teşekkür ederim. Levent hocam, sizin var mı son söyleyeceğiniz bu usta? Bu usta şu var. Bilhassa dünya coğrafyası üzerinde şu olayları takip eden ülkelere, bilhassa da Müslüman kimliğiyle beraber ön plana çıkmış ve Müslümanlığı tutucu olan bazı ülkeler var. Kendini öyle gösteriyorlar. Onlara şunu hatırlatmak istiyorum. Mevla Teala zerre kadar, zerre kadar hayrı, zerre kadar da şerri o gün size göstereceğim diyor. Yani hesaplarda olmayan. Sizin bundan ne çıkar? O gün onu yapmadık ama ne olur ki? O neme lazımcılık ahlakıyla beraber kaçmış olduğun, görmek istemediğin, mevzusunu da açmak istemediğin meselelerle alakalı Mevla Teala soruları yönelttiği vakit o gün hakikaten merak ediyorum. Şu anda o yüzden diyorum ki hakikaten şu yapmış olduğumuz işleri, icraatları, şu sahnede, şu pozisyonda ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Bu bize yakışır mı? Mevla Teala bize bu soruyu yönelttiği zaman ne yapacağız? Nasıl cevap vereceğiz? Bunları şu anda bir yazılı olarak, kendini bir sorulu cevaplı olarak bir şablon çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Yoksa bu işin akıbeti dünyada da zaten ahirette çok ne olur? Elem verici olur. Ağır olur. Ağır olur. O yüzden hakikaten herkesi kantarı da terasinedir, belindedir. Herkes ne yaptığını şu dünya hayatında biliyordur. Ama şu bir sarhoşluk var, şu sarhoşlukla beraber en ufak böyle bir şeyle beraber şu soruyu kendine çıkartırlarsa bu işi inşallah Rabbimin izniyle ne yaparlar? İnşallah. Çözerler, toparlarlar. İnşallah. Rabbim bunu ikram etsin inşallah. Sevgili inşallah. Sevgili hocamızın çok veciz bir ifadesini söylemek istiyorum değerli hocam. Her zaman buyurur ki sevgili hocamız, herkes kendisini bilir. Herkes kendini bilir. Herkes kendini bir gözden geçirsin. Hepimiz kendimizi bir gözden geçiririm değerli hocam. Ölçü belli. Ölçü belli, Kur'an ve sünnetullah. Ölçü belli. Değerli hocam, hepimiz kendimizi bir gözden geçirelim. Bu konuda ben de kendimi, önce kendim olarak söylüyorum. Hepimiz kendimizi bir gözden geçirelim. Yani eksik gedik nelerimiz varsa inşallah bunları tamamlamaya çalışalım. İnşallah. Hocam teşekkür ediyoruz bu kıymetli yorumlarınız, açıklamalarınız için. En netice Fehmet TV'den bahsettik. Olgun Bakış programından bahsettik. Belki burada her konuşulan hüküm olarak alınıyor. Burada konuşulanlar net bir şekilde masaya yatırılıp onlar uygulanacak. Böyle bir şey kimse iddiası, evet, beklentisi yok. Ama ve lakin biz FMTV ailesi olarak burada konuştuğumuz birçok şeyin vakti geldiği zaman yetkili merciler tarafından dikkate alındığını, hayata geçirildiğini görüyoruz. Şükrediyoruz hep beraber. En netice burada bir ufak misal de vermek istiyorum. Geçen hafta Kadir Hocam'la böyle bir ufak seslerimizi yükselttiğimiz... Seslerimiz yükselmedi değerli hocam. Zuhurat oldu yani öyle. Evet, gereken bir yani elimizde değil. Bir ufak böyle bir... Biz yani konuşmadan, anlaşmadan değerli hocam yani... Bu yok, o sıkıntı yok. Başka bir yere geleceğim hocam. Yani mesela biz burada geçen hafta siz dediniz ki peki bu işin çaresi PKK'dan bahsediyorduk. Evet. PKK'nın nasıl biter diye bahsediyorduk. Evet. Biz... Olayın özünde bu iş biter. Teferruatlara ulaşmayın manasında, evet, Levent Hoca'nın, evet, haberle açıklamalar yaptık. Ki kanalımızın birçok programında bu minvalde açıklamalarda, evet, olmuştu. En netice geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması oldu, sizin de malumunuzdur. Evet, evet. Bataklıktaki sivrisineklerle, evet,
Evet. Vakit kaybetmek evet. değil de evet. olayın özüne inmek evet. lazım. Bu evet. işin neticesini evet. o olduğunu gördük evet. demişti. Evet. Tabii mesela bu imam hocaların mesela bu işe dahil olması hususunda çalışmaya işte evet. teşvik hususunda mesela evet. bir program evet. bir çalışmaya evet. girdiler. Bunları da burada konuşmuştuk. Bunları daha evvelden konuşmuştuk. Peki evet. yani biz şunu iddia etmiyoruz. Biz burada konuşuyoruz. Belli yerler yapıyor. Biz onu konuşmuyoruz. Evet. Hiç bizi duymasalar dahi, hiç alakası dahi olmasa en azından şunu şu yönden kalbimiz ve gönlümüz rahat ki demek ki bizim burada konuştuğumuz konular yarın bir şekilde hayata geçiyorsa evet. biz buradan izleyicilerimize yanlış yönlendirme yapmıyoruz. Elhamdülillah. Olayın özünü net bir şekilde bunu ulaştırabiliyoruz demektir bu şükürler olsun. Bütün FMTV ailesi de bu hususta bu minvalde bakıyorum açıklamalar hep bir yerlerden sesler geliyor. Allah razı olsun. O yüzden hocalarımızın Allah razı olsun. Velev ki bizi dediğimiz gibi hiç kimse dahi duymasa dinlemese dahi yarın eğer bu konular konuşuluyorsa biz demek ki doğru yolda doğru açıklamaların evet. ve doğru çözümlemelerin üzerinde yürüyoruz demektir. Bu da Rabbimizin bize büyük bir lütfu ikramı evet, sizin evet. de mücadeleniz evet. neticesinde olan işler. O yüzden bir kez daha tebrik ve teşekkür ediyorum biz sizi. Teşekkür ediyoruz. Buradan. Şimdi, Rabbim tesirini kalk etsin. Amin. Amin. Şimdi önce bize kendimiz. Her zaman onu söylüyoruz hocam. Kalplerin sahibi Hazreti Allah. Siz şimdi bu işi bizden çok iyi biliyorsunuz. Emin maruf sorumlusunuz netice. Yani hep gittiğimiz yerde ne diyoruz? Bir yere gittiğimiz zaman emin maruf gitmeden hidayet evet. önden gider. Sen vazifeni yap, işin sahibi Allah, kalplerin sahibi Allah. Şimdi biz vazifemizi yapalım, olayı güzel bir şekilde bakılması gerektiği şekilde ele almaya çalışalım. Zaten işlerin seyri insanların tutumuna göre Rabbimizin tayiniyle beraber evet. yürüyor elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi hocam bu konuyu geçmiş olduk ikinci konumuza yani erken seçimle alakalı malumunuz ülkemiz yoğun bir gündemden geçiyor hocam. Evet. PKK dedik, geçen hafta onları konuştuk. Evet. Mülteciler dedik, onları konuştuk. Tabii bu geçtiğimiz yakın dönemde bir 7 Haziran seçimleri yaşadık. Koalisyonlar, senaryolar kuruldu. Aşağı yukarı tartışmalar evet. oldu, ileri geri. Oldu, oluyor, olmadı derken şarkılarını bile yaptılar koalisyonların. Ama netice itibariyle olmadı. Malumun ilanı gibi bir şey oldu. Yani netice herkes seçim bekliyordu belli büyük bir cümle, büyük bir kesim. İş tekrar oraya aktı. Şu anda da ülkenin gündemi birkaç gündür artık PKK'dan veya terörden biraz daha eksen seçimlere doğru kaymış kayma görüntüsü var genel olarak. Bayramın da vermiş olduğu bir sekinetle beraber. Evet. Elhamdülillah şu terör ifadeleri, şehit ifadeleri de gelmiyor bu ara. Eskisi kadar yoğun gelmiyor. Şu anda herkes biraz daha seçime kilitlenmiş, kenetlenmiş evet. durumda. Evet. Bugün belli partilerin seçmen tanıtım, milletvekili tanıtımları vardı. Herkes kendi tabanında bu işlerin müzakeresinde. İşte MKYK kurulları toplanıyor, çözülüyor. Sokaklarda anketler yapılıyor. Herkes kahvelerde, köşelerde, camilerde artık gündem seçime doğru evet. Aktı. Bununla alakalı birkaç soru soracağım size hocam. Şimdi direkt kim alır, ne olur diye sormayacağım. Ama ve lakin şöyle öz bir şekilde ele alacak olursak hocam. Erken seçimle alakalı bu yeni dönemde bizi bekleyen unsurlar neler? Veyahut da nasıl bir tablo siz öngörüyorsunuz? Herkesin genel ülkenin %45-50'sini diyeyim hayal etmiş olduğu ortam kurulur mu? Yoksa yeniden bir kaos ortamı mı bekliyor bizi? Böyle şahsi olarak bir değerlendirmemizi alırsak hocam. Şahsi olarak şimdi bu AK Parti... Tabii ben şimdi özür dilerim. Şahsi olarak bir yorumunuzu alacağım. Asıl erken seçimde bizi burada konuşmamızı gerektiren bir unsur var. Onu da sizden sonra inşallah Kadir Hocam'a yönelteceğim. İnşallah. Şimdi AK Parti'nin bu son zamanda yapmış olduğu işler ortada. Yani çok ciddi bir şekilde şu anda terörle ilgileniyor. Ve şu anda bakıyorsun muhalefette bir CHP, bir blok siyaset uyguluyor ki tam bir duvar gibi. Ne derse çarpar, bir yanıtı yok. Yani aksediyor. Ne dersen geri seper. Bir mail edelim. Ne diyor bu adamlar? Bir şu işe müşterek bir çözüm bulalım. Ülkenin bekası için
buluşalım. Öyle bir olay zaten CHP'den çıkmıyor. İşte terörü sırtını dayayan ne vardır? Bir HDP partisi var. Bu ne yapıyor? Zaten kendi kendisi diyor ki PYG'ye dayadık, PYC'ye dayadık. Bütün alfabeleri sayıyor. Oradayız işte. Biz bu terörle beraber, güçle beraber, korku salarak biz bu işleri böyle yapacağız. İşte zorla da olsa yapacağız. Özellik ilan edeceğiz. Vesaire bunun mücadelesini verdi neticede. Nihayetinde şu anda bakıyorsun ki halk, doğunun halkı zaten özellik istemiyor. Çünkü şunu fark ediyorlar yani. Bakıyorlar ki şu anda nerede olursa olsun bir oldu ki bu iş buraya vardı yani. Öyle bir şey durum söz konusu değil. Lakin bunların netice bir beklentisi, bir umutları var. Bu yaygarayla beraber bir parça oradan ne istiyorlar? Toprak istiyoruz dediler yani. Hatta işte belediyelerimizi kuracağız, asayişimizi kuracağız vesaire vesaire vesaire. Ama halk ne yaptı? Bunu izlenim oraya bakıyor ki bu kendi başına gelip de böyle bir devlet kurmak, birisinin sömürüsünün altında olmamak, tamamen bağımsız olmak öyle bir şey söz konusu değil. İlla birisi ne yapacak? Bizi dizginleyecek. Ki bakıyorsun ki bu millet, bu devlet her zaman vefalı olan vatandaşına, yani Kürt halkımıza, Müslüman Kürt halkımıza her zaman kimliklerin ötürü, yani bütün bu İslam ruhundan ötürü her zaman olanak açmış, imkan açmış, birlik beraberlik bir şekilde birbirine yıllarca kenetlenmişiz. Bunun zaten şu anda farkına varılan bir ayrılma var, ayrılma söz konusu. Burada güzel güzel tatlı tatlı yaşarken kimin maskarası olacak, bundan sonra kimin güdümüne gireceğiz, buraya şimdi büyük bir şekilde bir agihalık söz konusu. Burada bir ayrılma var. Dolayısıyla halk bu işlere şu anda ne yapıyor? Tamamen bir bayağı bir uzaklaşmaya başladı. PKK da gücünü kırdı, kırıldı bayağı bir gücü. O güçle beraber halk bir galeyana gelmişti ama neticede bir uyanış söz konusu. Müslüman kimliğiyle beraber, şuurlu bir bakışla beraber bu işi tekrar yakaladılar. Bir de ne vardı? MHP var bu işin içinde. Zaten ne vardır? Artık kimliği belli, hep hayır. O olur mu? Hayır. Bu olur mu? Hayır. Tamamen bir muhalefet. Her şey bir olumsuz. Buraya baktığın zaman neticede bu hükümet bu işi ne yapar? Devam eder mi? Eder. Eder ama bundan sonra peki bu işler duracak mı? Bu muhalefet peki siz, duracak mı? 1 Kasım'dan sonra hükümet kurulsa dahi eski gücünü, eski akarını, istikrarını yakalayacağını düşünüyor musunuz? Şimdi daha da çok artacağını zannediyorum. Bundan sonra işinin daha da çok artacağını düşünüyorum. İşinin değil, istikrar, ülke istikrarını aynı şekilde sağlayabileceğini düşünüyor musunuz? Onu diyorum ki hani muhalefet bir o kadar daha güç gösterecek ki yani belki ekonomide belli başlı dengeler olabilir ama neticede artık hezimete uğrayan bir grup var. Bunlar ne yapacak? Çok daha ciddi bir şekilde, daha derinli bir çalışmanın içine girmesi icap edecek. Çünkü bunlar ne yapar? Sana meyletmeyecekler, sana biat etmeyecekler. Bununla alakalı bir görüşüm var. Ama diyeceksin bunun çözümü nedir? Diyorum ya neticede bütün partiler halktan besleniyor. Halkın oyunu alarak sözünü güçlendiriyor, tesir ediyor. Ben de diyorum ki halka inmek lazım. Efendi Hazretlerimiz Erbakan Hoca'nın davetiyle beraber, din adamlarının davetiyle beraber, bütün din adamlarına bir davet olmuştu. Çankaya'da yanlış hatırlamıyorsam bir toplantı olmuştu. Erbakan Hoca o zaman bütün din adamlarına sormuştu. Sizce memleketimiz açısından ne yapmamız lazım? Nasıl güzel bir refah içerisinde, müreffeh bir hayat, birlik beraberlik bir kaynaşmanın içerisinde nasıl devam ederiz diye. Ben Efendi Hazretlerimizin şu ifadesini bizzat yani nakledildi, öyle işittim. Efendim ki her mahallede bir müessese olsun. Bu müessese Kur'an ehilleri yetiştirsin. Kur'an'ın manası, şuuru insanların yönüne ne yapılsın? Nakşedilsin, işlensin, insanlar salih ameller işlesin. Bununla beraber Mevla Teala birliği, beraberliği, o sevgiyi halka indirecek. Güzel bir kenetlenme olacak. Şimdi bu böyle olmadığı takdirde gene bizim senaryomuz böyle devam edecek. Yıllarca devam ettiği gibi. Bunu bundan başka bir hani bunun aksi olursa şaşırırım. Çünkü bu konuda pek şaşıracak da diyelim. Çünkü Mevla Teala bu işi böyle gideceğini ayetlerle her şeyle belirtiyor. Benim öz olarak anlamış olduğum konu toparlayacak olursak yanlış mı anladım bilmiyorum. Tek başına herhangi bir parti ülkede hükümeti kursa söz sahibi olsa dahi şu anda bizi bu duruma düşüren halkı İslami zafiyetlere dikkate alıp bu işin toparlanması hususunda mücadele girmezse, evet. İslami uyanışmayı gençler üzerine ve aile üzerine bu çalışma yapmazsa tekrar bu sıkıntılara kaçınılmazdır diyorsunuz. Evet. Doğru mudur? Çünkü bu işin neyi var? Bir piyasası var. Bu partiler neticede muhalefetteki partiler beslenmiş olduğu şeyi ne yapacaklar? Diri tutmak için uğraşacaklar. Diyoruz ki bu ne sunuyor bu insanlara? Tamamen Allah'ın peygamberin olmadığı bir talep meselesi var, arz talep meselesi var. Diyoruz ki bu işin
hep beraber halk olarak bir Yunus Aleyhisselam kavmi gibi diyorum ki Rabbimize yönelim, bu insanlara Mevla bir hatırlatılsın. Mevla ile beraberken nerelere yükseldik? Mevla'dan yüzümüzü çevirdiğimiz zaman da ne kadar zelil duruma düştük? Bununla alakalı hatırlatma yapısı, güzel bir çalışması olsa ben inanıyorum ki bu iş ne olur? Çözülür Allah'ın izniyle. İnşallah. Hocam, Kadir Hocam size bir dönmek istiyorum. Şimdi asıl Levent Hocam, Allah razı olsun, bu hususta İslami pencereden, Rabbimizin emirlerinden, Allah dostun ifadelerinden seçimin sonucu ne olursa olsun olması gereken nokta budur dedi. O olayı genel olarak toparladı. Ben size biraz daha pratikte halk nezdinde bir soru sormak istiyorum. Şimdi malumunuz erken seçim diyoruz ama doğuda büyük bir yangın var. Evet. Bunu her neyle ifade edebilirsek altını doldurabiliriz. Evet. Bu insanların özgür bir şekilde oy kullanmaları şu anda tartışılır durumda. Evet. Nasıl oy kullanacaklar istedikleri gibi mi? Mesela Levent Hocam dedi ki artıkları uyandılar. Evet. Tamam uyandılar, biz ona itiraz etmiyoruz ama evet, bu uyanışlarını hayata geçirebilecekler mi? Evet. İstedikleri şekilde bu işi özgür iradelerini, hür iradelerini evet, sahanda yansıtabilecekler mi? Buradaki soru işaretlerini devlet tarafından gerektiği şekilde doldurulduğunun siz kanaat misiniz bu hususta veyahut da bu çalışmaları nasıl görüyorsunuz? Ama dakikamız çok kısıttı. 2-3 dakikalık böyle bir toparlama evet, istiyorum hocam. Şimdi değerli hocam, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten büyük bir devlet. Gerçekten büyük bir devlet. Bütün kurumlarıyla. Ama bütün kurumlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet. Şimdi doğuda, güneydoğuda malum işte her gün sokak çatışmaları, şunlar bunlar var. İşte seçim güvenliği var mı yok mu, seçimler yapılır mı yapılmaz mı? Sürekli gündemde konuşulan şeyler bunlar. Şimdi bu bugünkü konu değerli hocam. Fakat 90'lı yıllarda durum bundan iyi değildi. 1990'lı yıllarda. Yani doğuda ve güneydoğuda yine aynı durumlar söz konusuydu. Yine köylerde çatışmalar, sokaklarda çatışmalar, orada burada çatışmalar vardı. Ve seçimler hep yapıldı değerli hocam. Şimdi devletin asli görevlerinden biri de kamu düzenini sağlamaktır. Devletin gücü buna yeter değerli hocam. Devlet kamu düzenini sağlar ve seçimleri de yapar, yaptırır seçimleri. Vatandaşın bütün can güvenliğini de emniyete alarak seçimleri yaptırmaya muktedir bir devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Şimdi bu geçen aylarda devlet yöneticilerimiz çıktılar, biraz da öz eleştiri kabilinden açıklamalarda bulundular. Dediler ki biz orada çok iyi niyet gösterdik. Bu iyi niyet göstergemiz bizim için bir zafiyet. Bir zafiyet oldu bizim için ve bu suistimal edildi dediler. Yani ne yapmalarını gerekenler, biz kalkıp da buradan yöneticilerimize bu konuda, biz devlet işlerinden, devlet yönetmekten biz bunları bilmeyiz değerli hocam. Biz işin, Levent hocamın da söylediği gibi, biz işe farklı pencereden bakmaya çalışıyoruz. Farklı pencereden yorum getirmeye çalışıyoruz. Biz hangi pencereden bakıyoruz? Biz Mevla'nın penceresinden bakmaya çalışıyoruz. Yorumlarımızı da Mevla'nın tarafından yapmaya çalışıyoruz. Şimdi biz kalkıp da yöneticilerimize bu konuda yol gösterecek, bilgi verecek durumda değiliz. Onlar ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar değerli hocam. Kamu düzenini devlet tesis edecek. Bütün Türkiye'de, yani batıda, doğuda, her yerde bu seçimlerde devlet kamu düzenini tesis edecek ve seçimlerin sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlayacak. Hocam, şimdi yapılmasını sağlayacak mesele zaten bu herkesin. Bu ev ama çok konuşuluyor. Seçim güvenliği var mı yok mu? İşte bunu şeye de getiriyorlar değerli hocam. Yani bu işi dahi provoka ediyorlar. Şeyi söylüyorum değerli hocam. Şimdi Nasrettin Hoca Rahimoğlu'na affedersiniz ineğini kaybetmiş. Türkü söyleyerek geziyor. Komşusu görüyor. Hoca ne yapıyorsun? İneği kaybettim, onu arıyorum. Ya demiş, türkü söyleyerek de inek mi aranır? Demiş ki bir ümidim kaldı şu tepenin arkasında, orada da bulamazsam sen bendeki feryadı seyret değerli hocam. Şimdi büyüklerimin bir sözü var. Bu milletin canına dokun sesi çıkmaz, gıkı çıkmaz ama cebine dokunursan feryadı basar. Feryat eder, kuyusu basar değerli hocam. Şimdi siyasilerin esas yapması gereken, yani esas halkına şu değerli hocam, halk dediğin kimdir ya? Emekli, işçi, memur, köylü. Halk dediğim bu değerli hocam, yani bu ülkenin asli unsurları bunlar. Değerli hocam ya, yani şimdi kalkıyorlar konuşuyorlar, sen hala 1000 lira emekli maaşı, 800 lira, 1200 lira emekli maaşı, ev kiraları 1000 lira ya. Ya artık bu millet, biraz da bu seçimlerde bunun protestosu oldu geçen seçimlerde. Geçen seçimlerde oy kaybetmelerinin hükümetinin, AK Parti hükümetinin oy kaybetmesinin büyük bir etkeni de bu oldu.
Halka gereken akıntıyı yapmadılar mı diyorsunuz? Yani? Ya halkın ihtiyacına cevap versen, ihtiyacına, bu akıntı meselesi değil. Halk senden avantaj istemiyor. İhtiyacını hissediyor. Türkiye İstatistik Kurumu açıklıyor. Yoksulluk sınırı 2000 küsür lira, açlık sınırı 1000 küsür lira. Şimdi 2000 küsür lira, 1000 küsür lira yoksulluk sınırı açıklanıyor. 1000 lira, 1200 lira emekli maaşı değerli hocam. Memur maaşı 1500-2000 lira. Devlet bunlara da gereken şeyi göstersin. Değerli hocam, ilgiyi göstersin, desteği yapsın. Halkına da eğilsin, halkın da sorunlarını gidermeye çalışsın. Bu halk her zaman devletinin yanında, her zaman devletinin sevgili arkasında. Sevgili hocam, kıymetli yorumlarınız için teşekkür ederiz. Aslında bu konu bayağı sizin de sizden alınmış olduğum elektriğe bakarsak bayağı uzayacak bir konu. Fakat arkadaşlarımız uyarıyorlar vakitimizin dolduğuyla alakalı. Tabii değerli hocam. Ben programı burada inşallah bu hafta bitirmek durumundayım. İnşallah haftaya bir ufak bu konudan yine biz bahsedelim. Çünkü bu önemli bir konu. Bununla alakalı anlatacağımız konular var, olaylar var. Evet. Bizim de burada almış olduğumuz notlar vardı. Gerek partilerle gerek halkımızla alakalı. Ama inşallah haftaya... Hocam yönetmenimize ufak... söyleyelim de hiç olmasa biraz zamanımızı uzatsınlar. Yani bir anda oluyor bitiyor, her şey gibi giriyor. Değerli hocam, dertlerimiz içimizde kalıyor. Teşekkür ediyorum. Evet, buradan mesaj alındı, anlaşıldı evet. İnşallah. Kıymetli izleyenlerimiz, bu haftaki Olgun Bakış programından bu kadar. İnşallah haftaya daha gündemle alakalı öz meselelerle beraber karşınızda olacağız. Buradan Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik edip İslam ümmetine hayırlara vesile olmasını diliyor, temenni ediyoruz inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.